AK Parti Kütahya 7. olan ilk kongresi geçtiğimiz cumartesi günü yapıldı. Kongrede tek aday olan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun güven tazeledi. Muhabbetle selamlıyorum. Sebahattin Ceyhun kongreyi Türk Haber'e değerlendirerek hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumartesi günü ilk kongremizi gerçekleştirdik. AK Parti 7. olan ilk kongremizi. Şükürler olsun tabii bizim cumartesi ve pazar günü yapılan kongrelerle birlikte kongre süreci ertelenmiş oldu. Biz son yapılan kongreler olmuş olduk. Epey zamandır bir tarih bekliyorduk. Bu tarih verilmişti ama pandemi koşullarının biraz zorlaşması yüzünden bu tarihin değişmesi gibi bir ihtimal söz konusuydu. Lakin bizim kongrelerden sonra oluştu bu değişiklik. Biz kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz öncelikle. Gerçekten gerek salon dizaynıyla, gerek katılımcıların yoğunluğuyla, gerekse içerideki konuşmanın niteliğiyle, yine düzen itibariyle de, coşku itibariyle de çok güzel bir kongre gerçekleştirdik. Ceyhun, kongrenin pandemi koşullarına en uygun şekilde yapıldığını vurguladı. Pandemi koşulları çok önemliydi. Bu pandemi koşullarına asgari değil artık azami biz dikkat gösterdik orada. Zira girişten itibaren ateş ölçümüyle, dezenfektan sunumuyla, yine bir gün öncesinde de biz bütün salonu dezenfekte ettirdik. Zira diğer gün kongre olacaktı ve pandemiye gerçekten dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu manada ben bu koşulları sağlayanlara da ve koşullara gerçekten riayet eden tüm kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Kongre ile birlikte yeni yönetim kurulu da oluştu. 10 isim daha yönetimde yer aldı. Başkan Ceyhun yeni dönemde heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kongre itibariyle bizim yönetim kurulumuz 30'dan 40'a çıkmış oldu. Dolayısıyla bir 10 kişi daha ilave edilmiş oldu yönetim kurulumuza. Ve şükürler olsun yönetim kurulumuzda toplumumuzun her kesiminden insanlar yer aldı. Çok sayıda genç var, çok sayıda bayan var. Yine tecrübeli abilerimiz var eski dönemlerde görev yapmış. Yeni dönemde görev almış. Zaten bir önceki yani benim atandığım dönemde bulunanların çoğu halen devam ediyorlar. Tabii bunların üzerine birkaç değişiklik oldu. Onların müsaade etmek istemesiyle birlikte. Yine bunların üzerine bir 10 kişi daha ilave etmiş olduk. Ben o kardeşlerime de başarılar diliyorum. Hep beraber bir ekip olarak Kütahya için, memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz inşallah. İnşallah görev süremiz boyunca bu zamana kadar olduğu gibi memleketimiz için, milletimiz için heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu süre içerisinde Kütahya'mıza ciddi kazanımlar kazandıracağımıza inanıyoruz.